dalalete çağırdığını bildiğiniz, gördüğünüz insanların yolunun dalalet yolu olduğunu, sapıklık, haktan sapık olan, sapmış olan yol olduğunu insanlara anlatmak, o şahısların gıybetini yapmak ve dolayısıyla etini yemek de değil, eti de budu da batsın o şahısların, kendileri de batsın, yolları da batsın. Bu konuda da çok yanlış anlaşılıyor. Yani söylüyorsunuz, diyorsunuz ki bakın işte filan adam peşine taktığı bunca Müslümanı rejimle entegre ediyor. Rejimle bütünleştiriyor. Bütün çabası bunun için. Başka hiçbir derdi yok. İşte şurada şu sözü söylüyor, burada bu sözü söylüyor. Daha geçen gün filan adama işte ne yapıyorsun hoca diyor. O da diyor ki vallahi işte insanlara diyor Allah'ın kullarına Allah'ın kitabından, Resulü'nün sünnetinden bahsediyorum. Olmaz olmaz hoca diyor, partimizden bahsedeceksin, partimizden diyor. Bunu orada burada duymamış adamlara da anlatacaksın bunları. Ola ki iki kişinin daha jetonu düşer yani işin farkına varır demek. Yoksa yürüyen yürüyor, alıp başını gidiyor koyun gibi. Koyunlar mezbahaya kesilmeye giderken bıçağın altına hiç fark ediyorlar mı? Azıcık fark etseler giderler mi? Bunlar da hiç farkında değil, öyle gidiyorlar. Fark ettirmek için ne lazım geliyorsa yapmak zorundasın. Yapacaksın. Bunun adının gıybet olması mümkün değil. Yani insanlara marufla emretmenin, münkerden nehyetmenin gıybet sayılması, yani haram sayılması mümkün müdür? Kesinlikle değil.